yönlenmesi çok daha fazla olduğu için İyi Parti'ye, Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Demokrat Parti gibi Cumhur İttifakı'nın içinde olmayan sağ tarafa doğru yönleneceği kanaatindeyim. Barış. Şimdi şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika yapış tarzında bir şey var. Kendi yarattığı sorunların çözümünün de kendisi olduğunu söyleyen bir lider Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü herhalde hep CHP'yi CHP yaptı, CHP yaptı dediği aşağı yukarı bütün meseleler, ekonomi dahil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarının sonucu. Şimdi sizce, bu anketleri tartıştığımız için de söylüyorum, şöyle bir tablo var Türkiye'de. Siz de bunu takip etmişsinizdir. 27 milyon insan sosyal yardımla geçiniyor. Doğru. Yani 11 milyonun üzerinde insan gıda yardımı alıyor. 9 milyonun üzerinde insan genel sağlık sigortası ile ilgili yardımlar alıyor. Böyle gidiyor. 27 milyon insan. Yani 27 milyon insan şöyle böyle. Eğer yardım olmasa aç kalır kimisi, kimisi elektriği kesir, elektrik yardımları var. Kimisi sigortadan mahrum kalır filan. Sonuçta bu 27 milyon insan eminim bizi izliyorlarsa şu anda ya bu yardımı alamazsam, ya bunlardan mahrum kalırsam, ya buna ulaşamazsam sıkıntısı yaşayan insanlardır aynı zamanda. Ve bunların en büyük sorun yardıma muhtaç hale gelmeleri. Keşke hiç kimse yardıma ihtiyaç duymasa. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar büyük bir kitleyi yardıma ihtiyaç hale getirecek ekonomi politikalarını yaratıyor. Öte yandan da bu yardımları da bir çözümmüş gibi sunabiliyor. Siz burada muhalefeten diyorsunuz ya görüşüyorum. Politika önerdiğiniz zaman bu fotoğrafa baktığınızda onlara ne öneriyorsunuz? Bu kitleye ne söylemelerini istiyorsunuz? Veya ne söylemelerini bekliyorsunuz bir toplumu okuyan bir insan olarak? Barış Bey, öncelikli olarak bu sosyal yardımlar noktasında iki ayrı adımın atılması gerekiyor. Birincisi palyatif çözüm. Merhum eski başbakanlardan Erbakan'ın bir tabiri vardı. Pansuman tedavi. Kan akarken önce bir pansuman yapacaksınız, kanı durduracaksınız. Burada da bu toplumun öncelikli olarak yardımlarının kesilmeyeceğini, hatta ihtiyaç halinde bu yardımların daha yaşanabilir bir hayat için arttırılabileceğini ifade edeceksiniz. İkinci adım olarak belli bir periyot içerisinde dilenen toplumu, didinen toplum, üreten toplum, çalışan, çalıştığının karşılığını alan, onurlu bir hayatı yaşayabilecek imkana çalışmasının sonunda ulaşabileceğini topluma anlatmanız gerekir muhalefet olarak. Bunu anlatma ise tekrar söylüyorum. Bu bir süreçtir. İki günde olmaz. Yani biz bunu en somut olarak yerel seçimlerde görürüz Barış Bey. Çünkü yerel seçim daha dokunan bir seçimdir. Genel yapıdan daha uzaktır. Mesela bir belediye başkanı yardımlar dağıtmaktadır. Ardından gelen belediye başkanı acaba bu yardımı keserse gibi bir bakış açısı var. Diğeri biraz daha devleti ilgilendirdiği için bir kısmında zaten yasal teminat gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada öncelikli olarak olması gereken, muhalefetin kullanması gereken dil, ikide bir bu çok fazla yardım dağıtıldığı ifadesini telaffuz etmek değil. Çünkü bunu çok telaffuz ettiğinde şöyle bir durumla karşılaşıyor. Muhalefet diyor ki ya bunlar bu konuyu çok ifade ediyorlar. Acaba bu yardımları kesebilirler mi? Endişe duyuyor. Ya bu endişe şimdi sizin bizim için çok bir anlam ifade etmeyebilir ama çocuğunun karnını bu yardımlarla doyuran bir anne için, bir baba için çok şey ifade eder bu. Dolayısıyla bu yardımlar meselesinin kesilmeyeceğini tekrar söylüyorum. Bilakis bunların ihtiyaç durumuna bağlı olarak daha yaşanabilir bir hayat için, daha onurlu bir hayatı sürdürebilmek için arttırılabileceğini, arttırılacağını ve bu konuda sosyal devletin gereğini yapılacağını anlatacak muhalefet liderleri ki onlar da şu anda bu yönde bir kısım ifadeleri kendileri de ifade etmeye başladılar son dönemlerde. İkinci adım olarak ama bu palyatif çözüm, bu pansuman tedaviden sonra belli bir zaman dilimi içerisinde yavaş yavaş toplumu üreten toplumun parçası haline getirip olabildiği kadar kendi ekmeğini kazanan, kendi alın teriyle kazanan onurlu, kişilikli bir toplum inşa etmenin çalışmasını toplumun önüne koymaları gerekir. Ama asla şöyle bir dil olmamalı. Sürekli ya bu kadar yardım dağıtılıyor kardeşim, bu yardım niye dağıtılıyor vesaire ifadesini kullandığınızda o insanların da
bu yardımlara muhtaçlık durumunu dikkate alarak bunu ifade etmek lazım. Bunu son dönemlerde en iyi yapanlar belediyeler oldu. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için söylüyorum. AK Partili belediyeler de yardım ediyor. Yardımla ilgili değil konum. Sadece şunu söylüyorum. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş insanlara onur kırıcı bir durum çünkü. Belediyenin arabası yaklaşıyor evinizin önüne. Size bir paket getiriyor. Komşularınız da görüyor. Şimdi bunun sizde oluşturduğu travmayı bir düşünsenize. Buna rağmen bunu kabul etmek durumundasınız. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi bunun yerine hesap numaralarını almak suretiyle o insanların hesaplarına bunu aktarmak gibi bir çalışma yapıyor. Bir başka örnek vereyim. Aydın'da Aydın Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ev kadınlarına ama ihtiyaç sahibi ev kadınlarına özellikle örgü yünleri dağıtmak suretiyle onların bunları örüp ördüğü şeyleri satın almak suretiyle dolayısıyla üretime hem katkı sağlamalarını sağlıyor hem de bir taraftan bu anlamda bir aktif hayat inşa etmeye çalışıyor. Benzer bir durumu son dönemde İstanbul'da, tabii İstanbul çok büyük bir yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onlar sosyal hizmetler dairesi üzerinden bu anlamda çalışmalar yapıyorlar. Yani zorunluluk durumunda bir anneye çocuğu için mama vermek de kıymetli bir şeydir şüphesiz. Evet. Ama daha olur, daha güzel olan olabildiği kadar o kişinin onurunu hedef almadan, onun kişiliğini evet. rencide etmeden böyle çalışmalar yapmaktır. Peki, sorun var. Son evet. herhalde bir soru daha mı? Vaktimiz evet, var değil var. Mi? Bir iki tane daha sığdırabileceğiz evet. zannediyorum. Peki size şunu soracağım Mehmet Ali Bey. Sizden önce biz ekonomistlerle çeşitli konuları konuştuk. Bu kur garantili mevduat hesabını konuşsak da, köprüde de konuşsak, hepsinin ortak dayandığı yer Adalet ve Kalkınma Partisi önünde. Ortaya konan bütün ekonomik çözümler, köprüde olsun, Ankara Tren Garı'da olsun, İstanbul Havalimanı'nda olsun, bir takım müteahhitler var. O müteahhitlere kamu kaynakları aktarılıyor. Şimdi bunun son örneği Çanakkale Köprüsü oldu ve siyasi iktidar bunun üzerinden büyük bir şey, halkla ilişkiler açılımı başlattı. Ama bugün gazetelerde hemen hemen her gün var. Bugün de vardı, dün de vardı. Ama biz burada onun köprü yapılmasına sevinmekle birlikte, yol yapılmasına sevinmekle, tren yolu yapılmasına sevinmekle birlikte bunun arkasındaki ekonomik maliyeti oturup ekonomistlerle konuştuk burada. Sizce halk, anket yapıyorsunuz. Hani kuyruktaki amcaya gidip sorması çok öğretici bir şey. Mesela Çanakkale söylediğimiz kitle için Çanakkale Köprüsü'nden kendi arabasıyla geçip o köprüden geri dönmek belki de çok... olmayacak bir iş. Çünkü 200 lira gidiş, 200 lira gidiş, benzin var filan. Eminim o kitle daha az kullanacaktır. Yoksul halk kitleleri için söylüyorum bunu. Bir kere zaten İstanbul'da bile arabayla bir yerden bir yere gitmeyi bırakmaya başladı insanlar. Bu kitleler şu anda anket yapıyorsunuz, onlarla temas halindesiniz, diyalog halindesiniz. Bu köprülere geçiş garantisi verildiğinin, geçmeseler de bunun maliyetinin kendi kamu kaynaklarından karşılandığının, bir anlamda bu müteahhitlerin gelir elde ederken kendilerinin bir şeyler kaybettiğinin farkında mı? Böyle bir bilinçle mi bakıyorlar bu köprülere? Bu köprülere baktıklarında bunu görüyorlar mı? Yoksa diğer meselenin mi? Reis şahane köprü yapmış mı diyorlar? Bunu mu görüyorlar veya? Evet, yani Şirin Hanım'ın söylediği daha çok doğru. Önce onu söyleyeyim. Reis harika köprü yapmış. Bu tabii bir kültürel altyapı ile ilgili. Bu işi çok başka bir yere taşıyabiliriz. Yani bin yıllık bir kültürel temele dayandırabiliriz. İşin özünde şu var, bu ülkede taşın üstüne taş koyanı alkışlamak lazım. Ama taşı nereden aldı, nereden koydu, korken neyi götürdü onu çok görmez insanımız. Bu bir kültürel dediğim gibi algıyla ilgili. Türkiye'de onun için Sayın Cumhurbaşkanı bunu bildiği için çok sık olarak hizmet siyaseti gibi bir tabiri geliştiriyor daha çok. Eser siyaseti diyor mesela. Bu ifadeyi yoğun bir şekilde kullanıyor. Şimdi burada... Barış Bey, iki tane önemli nokta var. Bir tanesi, bu müteahhitlerin bunu yapmanın karşılığında bir ücret alması, aldıkları ya doğal olarak bir şey yapıyorsa, bir emek varsa onun karşılığını alır ama maliyetlerin aşırı yüksekliği meselesini topluma doğru anlatmak gerekiyor. Muhalefet bunu maalesef anlatırken daha çok köprü üzerinden, ya bu köprüye bu kadar ihtiyaç var mı cümlesiyle başladığında sanki köprüye karşıymış gibi bir algı oluşturuyor. Muhalefet daha çok bu köprünün maliyetini anlatmalı. İkinci olarak yine önemli bir nokta. Şimdi bu tür eserler yapıldığında
bu eserleri yapan müteahhitlerin almış oldukları kaynakları yurt içerisinde kullanmaktan daha çok kaynakları yurt dışına çıkarma. Dolayısıyla ülkenin kazançlarını dışarıya taşıma meselesi var. Orada dikkat ederseniz